Selam canlar. Hepinize selamlar olsun. Bir mutfak toparlama videosuna hoş geldiniz. Birlikte hemen mutfağımızı toparlayalım. Şöyle şipşak 2 dakikada sonra yemeğimizi ocağa koyalım. Nedir anlamadım. Çekmecelere. Geçen kimdi ya? Nuray ablaydı galiba. Göknur'un çekmecelerle imtihanı diye yazmış. Güldüm ona. Hakikaten benim çekmecelerle imtihanım çok. Çünkü çekmecelerim yetmiyor maalesef. Yetmiyor. Çekmecelerim yetmiyor. Ne mutfaktaki çekmeceler yetiyor. Yani mutfakta yanlış yere koydum. Mutfağa çekmece yaptım da koyacak yer yok. Hep böyle koyacak yer sıkıntı yani. Dolap alırım. Hiç sorun değil. Sıkıntı değil. Dolap alırım. En iyisini, en güzelini alırım ama dolabı koyacak yer yok. Çekmeceyi koyarım mutfağa ama koyacak yer yok. Aa! Hep bu yer sıkıntısı. Bazen diyorum ya para olsa hemen şu arka balkonu odaya çevirmek istiyorum. Ama maalesef ona da para yok. Her şey parayla alıyor. Parasız nefes alamıyor. Vallahi. Hele hele bu zamanda artık yani her şey para olmuş. Vallahi. Parasız cenazeni bile kaldıramıyorsun. Hiç her şey yani para. Vallahi. Bir laf var ya hani. Parayı veren düdüğü çalar diye. Onun gibi düşünün. Vallahi paran yoksa cenazen bile ortada kalıyor. Bu zamanda. Bir oturmuşum balkonda canlar. Bir oturmuşum. Almışım çayımı da elime. Oh! Nina'yı da kucağıma aldım. O da zaten anasının kucağında uyumaya bayılıyor. O da kucağımda uyudu. Kaldı yavrum. Vallahi ben de oturdum. Çay keyfimi yaptım. Keyfime baktım. Story attım Instagram'a. Instagram hesabım Göknur Çavuş. 5 çocuk annesi canlar. Oradan da takibi alabilirsiniz beni. Ondan sonra yani böyle bir saatten fazla herhalde oturdum, keyif yaptım vallahi. Aman dedim. Hep iş, hep iş, hep iş. No. Biraz da keyif. Değil mi? Değil mi şekerlerim? Ama balkonda yani ya harika bir esinti vardı. Böyle çok güzeldi yani. Balkonun tadı vardı bugün.
Benim balkon yaz kış tadı var valla. Üstü kapalı, çevresi de şey olduğu için hani şey olmuyor. Bir de bu telefon neden yamuk duruyor? Hiç sevmiyorum var ya. Buna çok dikkat etmeye çalışıyorum. Telefon altta bir vida gibi bir yeri var. O gevşiyor. Gevşedi mi telefon yamuk duruyor. Görüntü yamuk oluyor. Ona çok dikkat ediyorum. Deminden beri ekrana baktığım zaman fark ediyorum. Yakına gelince daha iyi fark ettim. Dün bu makineyi Ali şey yaptı. Şişeleri de atmış. İçinin şey yapmadı. O yüzden temizlenmemiş. Mesela ben bıçakları makineye atmıyorum. Tahta kaşıkları atmıyorum. Ali eline ne geçerse atmış makineye. Alimi kaptı. Sanki onun öksürüğünü benzettim. Canlar, mutfağı topladım, işlerimi bitirdim sayılır. Sizlerle güzel bir şey paylaşacağım. Aslında ben bunu şöyle bir göstereyim. Uzun zamandan beri burada kurutma makinesinin üstünde duruyor. Her gün diyorum ki paylaşayım, unutuyorum. Bugüne kısmetmiş. Canlar, ben kendime yeni bardaklar aldım. Mutfağıma yeni bardaklar, yeni ciciler aldım. Ama alalı da bayağı bir oldu. Dediğim gibi kaç günden beri orada kurutmanın üzerinde duruyor. Şimdi video çek, normalde bu bardakları yıkayıp rafa kaldıracağım ama diyorum ki video çekeyim de. Hep başka şeyler oluyor, o oluyor, bu kalıyor, bu sürekli bir kenarda duruyor. Dedim artık paylaşma zamanı geldi canlar. Ben kendime böyle çok şık, çok tatlı bardaklar aldım. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Balık sırtı deseninde. Şimdi açacağım. Bunu isterseniz, dur açayım da açılmıyor. Çok tatlılar değil mi? Şunların güzelliğine bakın. Balık sırtı deseni ne kadar güzel ya. Bunun keşke büyükleri olsa, büyüklerini de alırdım. Şimdi şöyle göstereyim size canlar. Dur şöyle göstereyim. Yüksek kamera çekiminde o şekilde şey yaparım. Şöyle göstereyim önce. Bakın. Balık sırtı deseni ve kalın, ayaklı ve kulplu. Bunları, bu bardakları ben hep görüyordum. Çok hoşuma gidiyordu. İsterseniz kahve yanı bardağı olarak, ya şöyle çok amaçlı bence. Kahvede içilir, çayda içilir veya fincanları düzdüğünüz zaman tepsiye kahve yanı bardağı olaraktan da kullanabilirsiniz. Çünkü ne çok küçük ne çok büyük. Hem kahve içilir, dediğim gibi hem çay içilir, hem de kahve yanı su bardağı olaraktan da kullanabilirsiniz. Bunu ben kaça aldım? 6 tane takım halinde 75'e mi? Öyle bir şey aldım. Bir tane üzücaciyede indirim, bayağı indirimli ürünler satılıyordu. Oradan aldım. Ama harika desem, dediğim gibi keşke bunun su bardağı boyutunda olanı da, yani bilmiyorum, ya görürsem alırım. Su bardağı boyutunda olan da varsa alırım. Çok güzel, gördüğünüz gibi. Hem kalın da, bir de yani ince de değil. Ben zaten ince bardakları sevmiyorum. Mesela bak, bazen böyle bime falan geliyor. Yine kulplu ama çok ince. Sanki böyle ağız kısmı, şu kısım böyle bir yere çıt diye değse hemen kırılacak. Kaldı ki benim ev çocuklu bir ev. Kesinlikle ince bardak gelmez bize. Ben böyle hep kalın alıyorum. Bunlar da çok hoşuma gitti canlar. Şöyle mi düzeyim? Nasıl düzeyim kız ben bunu?
Şöyle düzeyim. Öbür kameraya geçip göstereceğim şimdi size. Ay çok tatlılar. Hemen bunlarla çay kahve yapıp içesim var. Canlar şöyle beyaz tezgahın üzerinde açıkçası çok ışık yoğunluğu oluyor. Fark edilmiyor diye böyle tepsinin içine düzdüm. Kahverenginin üzerinde daha güzel görünür diye. Önce size şöyle yakından bakın bardağı göstereyim. Balık sırtı deseni ayaklı ve kulplu. Dediğim gibi hem kahve içilir hem çay içilir hem de kahve yanı bardağı olarak da kullanabilirsiniz. Benim çok hoşuma gitti. Çok beğenerek aldım. Seviyorum ya. Bilmiyorum, ben seviyorum böyle mutfağıma güzel şeyler almayı. Tabii ki bütçemi düşünerek hareket ediyorum. Bütçemin el verdiği kadar alıyorum. Öyle yok çok para harcıyor. Yok bilmem ne. Yok efendim, merak etmeyin, ben her şeyi düşünüyorum. Ben şu bardağı alırken çocuğumun geleceğin için yatırımımı da yapıyorum. Çocuğumun geleceğini de düşünüyorum. Ben her şeyi düşünerek hareket ediyorum. Siz beni kaygı etmeyin. Bazen böyle ay çok para harcıyor. Ay ne kadar çok para harcıyor. Ay ne kadar çok şey alıyor. Ay ne kadar kazanıyor bilmem ne gibi böyle sorular, böyle saçma sapan sorular olduğu için, düşünenler olduğu için yani herkesin aldığından kime ne? Herkesin evine aldığından kime ne? Gerçekten kime ne? Millet oturmuş benim aldığımı, ettiğimi, verdiğimi konuşmaya başlamış. Arkadaşlar herkes evine alıyor. Herkes. Ben göz önünde olduğum için mi? Bazıları aldıklarını göstermiyor bile. Yani ay aman nazar olur, aman şu olur, aman bu olur. Ay bir tek siz almıyorsunuz. Hepimiz alıyoruz. Herkes alışveriş yapıyor ya. Herkes alışveriş yapıyor. Kaldı ki benim bir kanalım var. Yani kanalımın gereği de biraz bazı şeyleri almam gerekiyor. O yüzden alıyorum canlar. Alıyorsam da hesabımı, kitabımı düşünerek alıyorum. Canlar, mutfağı topladık. İşlerimizi biraz ayarladığımıza göre sıra geldi günün yemeğine. Mercimek çorbası yapacağım. Yanına turşu, salata, ayran, cacık ne varsa çıkaracağım. Pilavı istemişti. Bulgur da şurada dursun da olmazsa bir de bulgur pilavı yaparım. Şöyle canlı. Mercimeğin hepsini koyuyorum. Evde de başka paket mercimeğim kaldı mı bilmiyorum ama bir de yıkayım. Yıkadım. Ocağa koyayım. Şöyle. Biraz kapağımızsa kapak buradaymış. Kapağını şöyle kapatacağım hafiften ama şey de doğrayacağım. Patates. Bir tane patatesim kalmıştı. Sabah kızartma yaptım çocuklara. Havuç doğrayacağım. Bir de soğan. Onları da dışarıdan getireyim.
Aç bir kap alsaydım yanıma. Tabağa doğrayayım. Şimdi bugün mercimek çorbası içelim. Bayağı da yapmıyorum mercimek çorbasını. Sabah patates kızartması yapmıştım çocuklara. Bir tane patatesim kalmıştı. Beni çağırıyor çocuklar ama. Bu ses neydi ya? Hı. Yanına da ne yaparım? Canlar yanına da turşumuz var, lahana turşumuz var, biber turşum da var, yoğurt çıkartırım. Burası ne olmuş? Neyse. Başka salata yaparım. Ondan sonra Allah ne verdiyse yanına koyar, yeriz. Ali'yi tembihleyeyim. Bir daha böyle topraklı şey almasın. Sabah da söylemiştim. Sabah kahvaltı hazırlarken de patates kızartmıştım. O zaman da demiştim. Ali gitmiş topraklı şey almış diye. Patates. Anacığım toprağından soyamıyorsun. Bir de yapışmış. Çıkartayım diyorsun şöyle. Sıyırayım diyorsun. Her yere toprak sıçrıyor. Ay ne gerekten alıyorsun onu? Alma. Başka yerde patates mi yok? 1 lira 2 lira fazla olsun. Aman bir şey olmaz. Ortası şeymiş. Şurasını alayım. Soğan da doğrarım yanına. Vallahi soğan çok hem vitaminli arkadaşlar yemeğin yanına doğramaya hem de artık yaz yemeklerinde sanki daha mı çok soğan işte taze biber yaz yemeklerinin yanında daha mı çok yeniyor nedir? Şöyle koyayım. Biberini, tuzunu, neyini şimdi atmayacağım. Şimdi bir köpürecek ya bu. Köpürsün köpüğünü alayım ondan sonra atacağım karabiberini. Bu arada benim Nilay kuşum uyanmış. Teyzeleri. Ona bakmam lazım. Onunla ilgilenmem lazım. Şöyle koyalım. Dediğim gibi bir kaynamaya yakın şey oluyor ya, köpüğü çıkıyor ya. Bir köpüğünü çıkart atalım. Ondan sonra karabiberini ve tuzunu atarım. Yemeğimizi koyduk hoca. Vallahi öyle yanına dediğim gibi belki bulgur pilavı da yaparım. Aylin anne bulgur pilavı canım çekti dedi dün böyle. Belki olmasa bir de bir bulgur pilavı yaparım bir bardakta. Yanına da dediğim gibi soğan doğrarım. Ekşilerim onu bir güzel salata yaparım. Turşum da var. Allah bin bereket versin. Evet canlar. Benim çorba bir güzel. Kaynamış. Köpüğü möpüğü kalmamış. Çünkü ben Nilay'ı emziriyordum. Kalkamadım bir türlü. Baktım çorbadan kokular geliyor. Bu çorba dedim köpürdüğümü köpürme diye.
gireyim şeyini alayım diyorum ama köpüğünü alayım diyorum ama şey Nilay da uyuyor. Aman uyuyorum ya. Ay Nilay'ı da emziriyorum. Ya yani bir yandan emerken de uyuyor, şekerleme yapıyor. Bırakamadım onu. Neyse şunun haline bakar mısınız? Ne hale gelmiş? Şurayı şöyle bir silmem lazım. Peçeteyle sileyim. Peçetem neredeydi? Burada peçete yok. İçeriden alalım. Peçete nerede kuzucuklar? Buradaymış. Buranınki var mı? Ha buranınki ha bir tamam. İkisi de buraya gelmiş ya. Mutfağınki de buraya gelmiş. Salonunki de buraya gelmiş. Şöyle. Şu kısmı şöyle bir alırsak hiç sevmiyorum. Biraz da zor alınıyor gibi. Neyse artık yapacak pek de bir şey yok. Karabiber falan atmadım ona. Ben bir karabiber atayım. Bir de kimyon atayım. Buraları falan hep böyle bir boşaltıp temizlemem lazım. Tam ocak üstü olduğu için çok şey oluyor. Kimyonunu da karabiberini de attım. Artık yavaş yavaş altını kapatayım, şey kapatayım, altını kısayım, ağır ağır kaynasın. Bunu da koyayım onun içine şöyle. Deterjan, şuna deterjan koydum. Bunda da dib, yani iç, dibinde kalıyor ya. İçini böyle sulandırdım da bulaşık falan yıkarım. Şunlar yıkandı, katlayıp yerine kaldıracağım. Şurada şunlar neydi? Dünkü fişler, at kısımlar önemli değil. Şöyle bir alayım da. Şurada birazcık tostumuz var. Patates kızartmam var kahvaltıdan kalan. Ondan sonra hatta ben şu anda daha akşam yemeğine çok ne yapacağım? Çorbayı, şey çorbaydım çayı. Bakayım. Suyum var içinde. Çayımı şuna koyayım. Çabucak şey olsun. Altını kısarım. Şurada çok az yanar çünkü. Ocağım da biraz yağlanmış. Böyle ocağı dip köşe temizlemem lazım. Şu alanı bir boşaltıp bir güzel her yere şeye sıkıp neydi onun adı? Fıs 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 fıs. Kız diyemiyorum. Yağ çözü sıkıp bir güzel temizlemem lazım. Şunları bir katlayıvereyim. Ama dışarıdan sesler geliyor. Çocuklar yolda oynuyorlardı. Herhalde geldiler. Anam terliklere bak. Ailenin arkadaşları. Yakup'un arkadaşları. Hepsi bizim balkondalar. Onun şeylerini çıkarma ama. Ne yok? Ha tamam. Ne haber Simay? Ne yapıyorsunuz kızlar? Oynayın hadi. Benim çiçeğim ne yapıyor? Benim çiçeğim ne yapıyor biz burada? Ay 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 ay. Annesini de görünce nasıl da mutlu oluyormuş. Nasıl da mutlu oluyormuş. Kızım. Benim tatlı kızım. Heh. Yok kızım almayın bence. Çünkü hava... Yani bugün hava bak böyle işte. Perde yerinde durmuyor maşallah. Bir esiyor, bir esiyor, bir esiyor. Aa, bu altını kirletmişti. Abisi bir tane bez alalım. Burada yok, iki tane. Tamam şeyde üst dolabın üst katlarında şey var. Ne yaptın? Araya gidiyor işte ben kapatacağım. Ah düşürdüm. Ne yapıyorsun Alper? Heh, ver. Hoppala. Hoppala kızım. Tutmaya çalışıyorum. Hoppala kızım. Abisi kaldırsana bir onu. Şunu sereyim. Altını değiştirelim Nilay'ın. Cici olsun kızım. Ay uçurdu 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 abisi uçurdu. Uçurdu kızım abisi uçurdu. Çiçeğim. Çiçeğim benim.
Gerçekten iyi ki bu kadar çok oyuncak almışım çocuklarıma. Valla. Boşa para. İstedikleri gibi içinden seçiyorlar, oynuyorlar. İyi ki almışım. Aynen, güzel vakit buldum. Ne ararsan var bizde Ecim. Maşallah her şey var. Ne ararsan var. Hatta o dolabın içinde de var bir sürü. Evet. Ana. Ne? Denize girsin. Ay, hadi. Girsin hadi. Ne ya? Ne? Burası oyuncak dolu diyor. Kim var burada? Deniz şaşırdı. Burası oyuncak dolu diyor. Deniz gel. Şuraya bak. Bizim ev çocuklu ev. Oyuncak dolu olur. Ama bu gidiyor. Böyle yaparsak. Değil mi kızım? Şu anda 9 tane çocuğum var. Hem... Şşt, ses yapmayın. Hem Aylin'in arkadaşları geldi. Hem Yakup'un arkadaşları geldi. Şu an 9 çocuk var evin içinde. Hadi oynayın siz doyasıya oynayın. Hadi siz bir götünü yerleştirin bari. Kız kız dönüyor. Bu da, Nilay diyor ben de gideceğim oynayacağım onlarla. Şu mesajı bir tamire götüremedim ya. Niye götürseydin ya sabahtan beri niye götürmedin? Aklıma gelmiyor ki aklıma. E ama oğlum sen de var ya hakikaten ha. Şimdi götürüyorsun. Ha? Bak. Benim evi göreceksiniz. Benim balkon kreşe döndü. Oynayın oynayın. Ben senin evi oyuncak dolu. Evet. Avokado geliyor. Avokado geliyor. Ya da araba geldi. Oraya 1000 tane var. Değil mi? Burası iki odası. Yok bir tane araba. Hayır. Oraya bir araba daha gelebilir. Burası çocuk odası. Bu pasta. O zaman bu nasıl? Bu araba. Şöyle olsa bu araba. Hayır öyle. Tamam böyle gidiyor bu. Böyle de gidiyor bu. Ben de. Ne oldu? Ne oldu? Süpürüver annem orayı sen. O Ayşe'nin derliği. Yukarıya koy. Attır attır attır. Ha. Tamam o merdivenin ilk basamağını da aşağı. Onu da şöyle yola doğru attır. Yapacak bir şey yok hadi. Yakup. Arkadaşın Ahmet'in sana selamı var. Hangisi bilmiyor. Ahmet. Arkadaşın Ahmet o sınıfından. Sizin sınıftan. Ne? Onun sana selamı var. Nerede gördün? Şu çöpün orası var ya şu tarafta. Hmm. Tamam ya yani oradan yukarı doyacaktım. Fırına gidecektim. Evet. O geldi. Sen Yakup'un abisi misin? Ben evet dedim. Yakup'a selam verdiğimi söyledi. Oy kuzum ya. Yakup'a bir de selam gönderiyor. Ya Allah'ım. Yakup'a selam gönderiyor arkadaşı. Adam olmuşlar bunlar ya. Ama takamıyorum ben bunu. Geçmiyor. Hey Allah'ım. Neyse şöyle ben elimle bir tutmam lazım. Kız niye bu girmiyor buna? Aytu. Bu Aytu ya Aylin'in telefonuna şarj kablosu geçmiyor. Aman. Bak ya ben de Aylin'in telefonu zannediyorum. Alper'in telefonuymuş. Onun şarjı Allah seni ailen. Onun ben biliyorum zaten. İşleri bitti mi atıyorlar telefonu bir tarafa. Şarj olsun diye abinin telefonuna takarmışım. Hey Allah'ım ya. Ezra bunu dolduracağız. Ay çamaşırda şey bu
Bulaşık makinesi deterjanım da kalmadı. Dışarıdaki rüzgara bak. Anacığım bu nasıl bir rüzgar böyle? Canlar şimdi çorbam pişti. Bunu ben bir güzel hemen şeyde çekeceğim. Robotta çekeceğim. Robot diyorum. Altını açayım da tekrardan ısınsın biraz. Yok burada değildi. Pardon. Şuradaydı. Yerini değiştirdim. Blender'la çekeceğim. Benim bu blender'ım da bayağı bir aslında bozulmaya başladı da. Burası da bayağı bir karışmış. Bak ben şey yok zannediyorum ha. Nereye koydum diyorum. Çöp poşetlerini nereye koydum diye düşünüyorum. Hey Allah'ım ya. Diyorum git benim bu çöp poşetleri diyorum almıştım. Vardı diyorum çöp poşetim benim. Nereye gitti bu çöp poşeti diyorum. Başka nereye koymuş olabilirim ki diyorum. Varmış çöp poşeti bak. Ben de marketten alalım falan diyordum. Şunu şöyle bir kapatayım. Ya Allah ya bismillah. Keyfimizi nerede tuttum? Kompalık yapanlar doldu. Yalnız buna kablomu bu takılı şöyle kenara koyayım da. Ne oldu oğlum? Geliyor elini yıkıyor. Abi, silah çeker misin? Ne? Silah çeker misin? Ne yaparım? Silah çeker misin? Ya. Pasta mı yapıyor? Hayır aşkım. Hayır sen pasta mı zannettin bunu? Kek mi yapıyorsun? Yok anne. Ne yapıyorsun? Çorba. Çorba yapıyorum. Çekiyorum ben. Abi. Ama yaparım sana pasta tamam mı? Yakup'un arkadaşları falan gönder ya. Adam ya. Yakup'a selam verdim. Hatırlıyor musun birinde sen var mıydın yanında? Yukarı doğru çıkıyorduk da karşılaşmıştık. Şöyle bir selamlaşıyorlardı. Adam olmuşlar. Yakup'a selam verdiğimi söyledi. Babam nerede? Şeyi deniyor. Ya aşağıda ya yukarıda bilmiyorum. Belki dama mı çıktı? Seslen arka balkondan. Baba. O yeni aldığı şeyi deniyor. Neredesin? Damda herhalde. Dama mı çıktı acaba? Şimdi bu bir ısınsın. Tekrar ne oluyor? Şey yapacağım canlarım. Azıcık şöyle kaynayacak gibi olsun da sosunu yapayım. Benim şu yeni bardaklarımı gördünüz değil mi? Yıkadım bunları da daha yerine koymadım. Şeyde dolapta rafta yer ayarlamam lazım. Çok şık değil mi ama? Çok şık böyle bir asil duruyor. Joss sesini kimler seviyor? Joss sesini. Çorbam hazır. Altını kapatabilirim artık. Baharat kavanozlarımı da kaldırayım. Şimdi canlar şunu ben buradan bir kaldırayım.
Ay inanmıyorum. Ocağın altını açmamışım. Yağı koydum. İyi mi? Biraz daha. Ha, ne? Biraz daha. Son 5 dakika. Yemek hazırlıyoruz. Tamam mı anne? Hadi bakalım. Yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra yine oynarsınız. Şu şey olsun da azıcık bir nugget kızartacağım çocuklara. Isınmadı henüz. Isınsın da. Adam uçuyor dışarısı rüzgardan. Turşumuz böyle her gün yemeğin yanında bir tabak yiyoruz. Bitti bir kavanozu bitti. Bir kavanoz turşum bitti canlarım. Turşu şifadır. Turşu sağlıktır. Hepten de sağlıksız besleniyor sanmasın bazıları. Allah'a şükür. Sigaramız yok, alkolümüz yok. Arada bir hazır bir şeyler yiyorsak onun da yani. Millet taktı da taktı. Taktı da taktı anacığım. Anacığım şu karpuzdan da keseyim kuzucuklarıma. Yakup'un bir şeyi var. Arada bana böyle gelir. Anacığım der. Tatlı dilli. Vallahi ya herkes bir takmış. Hazırlayın, hazırlayın, hazırlayın. Ay size ne ya? Şurada döner, geçen döner yemiştik. Onun turşuları kalmış. Onu da bunun turşunun üzerine ekleyeyim. Güzel oluyor turşusu da. Şunu yakmadan çevireyim diyorum. Ama çeviremiyorum. Çünkü daha kızarmış. Şöyle içinde kalsın. Hani bir tane şarkı var ya. Instagram'da çok duyuyorum. Şey, Reels videolarında çok duyuyorum. Kocamda kocam. Ne diyor böyle kocamda kocam. Ağamda paşam. Paşamda paşam diye. Ben de şimdi Nilay'ı severken öyle yapıyorum. Kızımda kızım. Nilay'ım Nilay'ım diyorum. Kiricikler atıyor bana. Uyuyordu uyandı. Yemek saati. Çocukları dürtermiş şeytan ya. Annen yemek yiyor kalk dermiş. Öyle derdi annem bil yani. Bu şunları açıyorum. Ben de öyle diyorum işte. Kocam da kocam diyorlar. Ben de kızım da kızım. Nilay'ım Nilay'ım diyorum.
Ali Bey. Sofra hazır. Canikim. Soframız hazırlanıyor. Şuna şey koyalım. Yoğurt koyalım. Şimdi benimkiler yoğurtsuz yemek yemezler. Yakup'la arkadaşı. Birbirine hiç ayrılmıyorlar. Biz geri oynayacağız. Tamam, tamam. Şimdilik kalsın bakalım hadi. Gönlünüzü kırmıyorum. Sabah akşama kadar var ya. Benim ev kreşe döndü bugün. Yani hem Aylin'in arkadaşları hem Yakup'un arkadaşları. Oo! Kreş oldu, kreşe baba. Vallahi çocuklar yeter ki mutlu olsunlar. Vallahi benim için önemli olan o. Hiç ben şey yapmam. Çocuklar sevinsinler, mutlu olsunlar. Kendileri iyi hissetsinler. Gülsünler, oynasınlar. Yazık yavrum geliyor diyor ki, ay diyor, Gökhan teyze diyor. Dur şuna bakın. Sizde ne kadar çok oyuncak var diyor. Çekmeceleri açıyor, bakıyor. Seçiyorlar içinden. Evin içi oyuncak doldu. Balkon oyuncak doldu. Oynasınlar. Vallahi onlar çocukluklarını doya doya yaşasınlar. Canım. Ha, sofrayı serin. Ney, benim telefonum ne yaptı? Difrizin üstünde. Bir yere atmadık canım. Hadi sofrayı ser. Bu karpuz dün bu saatlerde alındı, kesildi. Bugün bitti. 24 saat. 24 saat sürmedi. Ay kuzum, ağlayışa bak, acıkmış babası o. Nilay'ın bir ağlama sesi bizi duysanız, ooo kuş gibi. Bunu küçük bir şeye koydum ama neyse. Vallahi yine de lezzetli. Yani şu an bu zamanda çıkan karpuz çok lezzetli olmuyor ama bu güzelmiş. Benimkiler bunu kemirmeyi çok seviyorlar. Karpuzumuz da hazır. Karpuzumuz var. İki çeşit turşumuz var. Ondan sonra patates kızartması ve tost artmıştı sabahtan. Onlar var. Nugget var, çorba var. Daha ne olsun canlar. Ali niye götürdün? Ben onun içine daha su koymadım. Şey, su bardağı falan koymamıştım. Şu çöpü gönder hemen. Şunu da koyalım üstüne. Arka balkonu da bir de göndersene. Oy, onu ben ayarlarım olmaz. Onu bir poşete koymam lazım. Onu poşet geçiremedim. Öyle poşetsiz atıldı birikti. Bardak almadan, tepsiye bardak koyacaktım. Bardak almadan götürdü adam tepsiyi. Kocam da kocam, paşam da paşam. Gel bakalım, atın o sokakta ya.
Acele karar verin. Bunu sevmedi ya. Biz hiçbir olamamış etmeler. Evet, biliyorum. Ne yapıyorum? Ben de. İşte. Canlar, mercimek çorbam. Lahana turşum, biber turşum, karpuzumuz var, yoğurdumuz var. Tost vardı, tostlar yenmiş. Ondan sonra nugget var biraz da. Allah bin bereket versin, bize afiyet olsun. Hadi bakalım, sofrayı toplayın çocuklar. Aferin benim keyfim etti. Ne benim keyfimden ya? Oy! Alperci, 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 Alperci. Ay benim şekerim. Ne Alperci'si ya? Bu nasıl ya? Bilmiyorum anneciğim. Kız Nilay, numaracı Nilay. Sen var ya çok numaracısın, çok. Çok numaracısın Nilay. Leyla, sıkıldın mı? Bir tane taşlar bir şey gelin bak, başka taş var bir şeyde. Hadi bir taş da. Kalkın. Bir taş da sen gelin ya hadi. Mikrop kapat. Mikrop kapat. Hadi mikrop kapat. Leyla ağzına çok demiyorum ben sana. Taş da ağzına tek tek değdi demiyorum yani.